çok tatlı bir hatıramı size nakletmek istiyorum. 12 Eylül ihtilalinin olduğu yıllarda bir grup arkadaşla oturuyoruz. Benim de o zamanlar Riyazu Salih'in okuttuğum bir ders halkası vardı. Bir grup arkadaş gelmek istiyorlar, gelemiyorlar. Bir geliyorlar, bir gelmiyorlar. İşte evler basılıyor, niye buradasınız diye tutuklanıyor insanlar diye korkuyorlar. Allah rahmet eylesin, genç bir kardeşimiz daha sonra vefat etti. Dedi ki hocam bunlar niye gelmiyor, morali mi kırılıyor, ya gelmesin bunlar dedi. Ya da gelecekse gelsinler dedi. Dedim ki ben diyemem hoca olarak niye gelmiyorsunuz yani, zorla müşteri topluyor gibi olur. Sen istersen söyle dedim. Dedi ki arkadaşlar dedi, siz niye dedi derslere gelmiyorsunuz? Bir geliyorsunuz, beş gelmiyorsunuz. Moralimizi kırıyorsunuz dedi. Ya görmüyor musun? İşte ikide bir evleri basıyorlar. İşte götürüyorlar. İki ay gelmiyor insanlar. Sen bekarsın, biz çoluk çocuk besliyoruz filan dedi bir tanesi. O soran arkadaşa. Ne oluyor dedi sen çocuk besliyorsan? Beni polis götürür, içeri girersem kim bakacak çocuklarıma? Bakacaksın mı sen? Diye böyle sorguladı. İyi o zaman siz bilirsiniz filan dedi. Ben de o konu kapandı zannettim. Ders bittikten sonra o arkadaş, sorgulama yapan arkadaş, dedi ki sen nerede çalışıyorsun dedi. İşte Topkapı'da filan fabrikada dedi. Sen giderken dedi, sabahlar hep sarhoş oluyor şoförler dedi. Ayık olmuyorlar. Kaza olur, ölürsen ne yapacaksın dedi. Allah kerim o zaman dedi. Bu sözü dedirttiğinin sebebini anlayamadı o. Dedi ki bana bak, senin Allah'ın sadece trafik kazasında ölenlerin çocuklarına mı bakıyor dedi. İçeri alınanların çocuklarına bakmıyor mu dedi. Ben o zaman anladım bu niye buna takılıyor, fabrikasını soruyor diye. Elhak arkadaşlar, hasbunallah ve ni'mel vekil, sadece trafik kazasında ölenler için değil. Bunu var ya, emin olun 10 cilt kitap okusam kendime öyle bir ders çıkaramazdım. Hakikaten ne kadar güzel. Yani trafik kazasında ölürsen Allah kerim. O zaman Allah büyük. Diyelim patron işten attı, Allah büyük. Cuma namazına git, işten atarlar. Çoluk çocuk bakıyoruz biz. Bu ne Allah ki kardeşim? Cuma'ya giden işten atılınca çocuklarını aç bırakıyor. Bu mantık ne kadar kötü. Ashab-ı kiram hasbunallahu ve ni'mel vekil dediler. Ama bunu söylerken yürekleri de öyle diyordu. Ona inanıyorlardı. Bunu başka nerede görüyoruz? Ebu Bekir'in radıyallahu anh bütün malını Resulullah'ın önüne koyduğu zaman çoluk çocuğa bir şey bırakmadın mı dendiğinde ne cevap vermişti? Bıraktım. Allah'a bıraktım demişti. İtimat meselesi arkadaşlar. İtimat meselesi. Kazada öldün mü Allah bakıyor. Sigortası garanti. Çoluk çocuğa bakıyor. Çünkü ne açarsın ya. Hiç senin imkanın yok ya. Allah bakıyor o zaman. Zaten onun Kur'an'ı da hep ölenlerle ilgili. Yaşayanlarla hiç ilgili değil. İşte kardeşler, ashab-ı kiramla aramızda bu müthiş fark var. Müthiş fark var. Allah onlardan razı olsun. Bizi de peşlerinden sürsün.